Şaka. Şaka. Şaka değil mi? Şaka, sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Hayır. Şaka yapmıyorsun değil mi şu an? Yapmıyorum. Ciddi o yüzden demek ki şekerle onu dengelemişim ben. Sen çok az yiyor musun o zaman? He. Doyuyorum ama. Bu selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün günaydın diye girmiyorum videoya. Saat çünkü akşam 9. Bir şey diyeceğim. Burada gençleşmişsin kardeşim. Kaç yaş? 30'da 29 geriye gidiyorsun sen. Evet. Kilo verdikçe? Kilo verdikçe gençleşiyorum. Işte arkadaşlar normalde bu videoyu biz pazar günü sabah çekecektik. Pazar günü sabah Muhammed arkadaşımız, pardon hocam. Gelemedi. Hocam gelemedi. Bazı yoğunluklardan. Hocam bizi kısıtlıyor kendi gece hayatında. Gece hayatıyla alakası yok. Ya hocam bir motivasyon amaçlı bir kaçamak yapmış. O yüzden sabah ben geldim ama günümde ölçümünü yaptım. Evet, evet. O yüzden sadece bugün değerlendirme yapacağız. Sen yoktun, ben ölçtüm. Sen değerleri de bilmiyordun, anca gördün. Aynen öyle ve aşırı memnunum. Ben İki de hafta memnunum. Arayla yani tam tamına 4 kilo eksideyiz. Evet, ve 2 hafta yani şimdi insanlar zaman dilimini kavrasın. Biz aylık almıyoruz sonucu. Yani evet. Nereden baksan hemen hemen biz ayda bir 9-10 kiloya yakın kilo veriyoruz ve doğru. Devam ediyor bu. Ve şu an enerjin gayet iyi. Benim enerjim çok iyi. Değil mi? Ya bu muhtemelen şeyden de kaynaklı biraz da. Kilo verdikçe mutlu oluyorsun. Bu seni biraz dinç, motivasyonun. Hafifim. Aynen. Hareket etmekten artık böyle şey yapmıyorum, üşenmiyorum. Ha bu arada... Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bu arada ilk başladığımızdan beri yaptığı hatayı sen mi söylersin, ben mi anlatayım Ümmü Gülsüm? İlla. Yoksa sen mi açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? İlla diyorsun ki videonun ortasında seni rezil edeceğim. Edeceğim. Ha? Benim aklımda gerçek adını sen mi söyledin? Benim aklımda bir şey daha var. Ben bunu sana birebir de soramadım. Sor. Bu hafta içimde tuttum. Soracağım. Bir bomba daha geliyor. Sen ilk bombayı patlat. Allah'ım ya. Ya ben arkadaşa sabah ezme yazdım. Fıstık ezmesi. Ben de gittim. Nutella aldım. Keşke Nutella alsaymış. Fındık ezmesi yiyorum dedi bana. Ben de şimdi kafamı şöyle yere eğdim. Bir marka var. Bir onun biliyorum. Şekersiz olanın. Dedim ki ne yiyorsun? Pisco Birlik yiyormuş. %70 fındık. Fındık ezmesi. Geri kalana baktın mı dedim. Abi adam 6 hafta şekerli vücuduna besin sokmuş. Ona rağmen gayet iyiyiz. Yani çok aman fark eder mi? Tabii yani insülin hassasiyetini bozuyor tabii ki. Yani sonuçta vücuda şeker alıyoruz ama ona rağmen iyi ilerledim. Ama bir şey diyeyim mi? Moralimi öyle bozmuştun ki. Ama haksız mıyım evet, yani? Haklısın şimdi? Da. Manlıyorum Allah Allah. Vallahi dedim ki bırakıyorum yani. Ben bunu yaptıysam bırakıyorum. Olur böyle ufak tefek hatalar. İkinci bombaya gelelim mi? Gel ne olur. Yok harbiden merak ediyorum. Vallahi. Harbiden merak ettim. Korkutma beni ya. Ben de merak ediyorum. Hani ne olacağını. Yo bir şey olmaz. Aslında ben gramoyu düşük kaçmış olurum. Eğer doğrusunu yapmadıysam. Söyle. Pirinç. Tamam. Pişmiş mi tartıyoruz pişmeden mi? Şey. Şaka. Şaka. Şaka değil mi? Şaka, sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Hayır. Tavuk da çiğ. Tavuğu çiğ tartıyorum zaten. Tamam, pirinci. Ama pirinci ben şimdi çiğ tartıp nasıl böleceğim? Kardeşim mesela 80 gram pirincim var. Tamam 80 gram pişirdim. Hocam bir dakika. Şaka yapmıyorsun değil mi şu an? Yapmıyorum. Ciddi o yüzden demek ki şekerle onu dengelemişim ben. Sen çok az yiyor musun o zaman? He. Doyuyorum ama. Bu iyi bir şey mi, kötü İyi, bir şey mi? Yani. Ha? Şimdi bak sana alıştıracağımız kaloriden çok az aşağıdasın ya. Evet. Kas miktarında da bir ufak oynama olabilir bu yüzden. Yani düşer mi diyorsun? Düşer. Karbonhidrat almadığımız için. Tabii. İkinci beyin kanaması geldi mi? Biraz. Canım diğeri kadar sanki şey olmadı ama. Canım sıkıldı. Diğeri kadar vurmadı ya sanki. Şöyle, senin 40 pişmişle 40 çiğ arasında 2,5 katı fark oynar yani. Hoca nasıl yapacağım peki ben onu? Şöyle o zaman şöyle de yapabiliriz. Sen direkt bana şey ver ölçüyü. 40 çiğinin aşağı yukarı pişmişi 80 mi 100 civarı falan yapar. Şaka yapıyorsun. Tabii. Ben o kadar pirinç mi yiyeceğim? Evet. Ne diyorsun ya? Yüzüne abi. Ben ilk günden beri hep tartıyorum yani pirinci. Hep pişmişini tartıyorum. Abi sen de bana fotoğraf atıyorsun ya bakıyorum lan gözüme de ufak geliyor Allah Allah diyorum. Demek ki fotoğrafta mı öyle çıkıyor? Ben diyorum şimdi bunları tek tek hani 40 gram pirinç yazmış hoca. 40 gramı ben şimdi tartıp da nasıl her seferinde yapayım? Güzel mantıken baktığında tencere tartıp. Mesela 2 günlük pişirdin tamam mı? Öncesi sonrası 40-80. Ben genelde 6-7 günlük pişiriyorum. Ne diyorsun bitmiyor ya? Bitmiyor ki. O yüzden tabii bitmiyormuş. Örnek veriyorum işte 2 günlük pişiriyorsun. Toplamda
80-80, 160 gram. 160 gram pişirdim, ortaya çıkan ne kadar? Farazi konuşuyorum, 500 gram. Böl diyorsun. Bölü 4 işte yani. Hmm. Öncesi sonrası, öncesi sonrası 2 gram. Önce mi? 5-6 günlük de pişirilmez be. 3 gün ben maksimum 3 günlük yapıyorum. Ne diyorsun ya? Hayır, yeter, ne olacak? 3 günde bir neredeyse haftada 2 defaya falan mı geliyor işte? Nasıl yapacağız? Biraz yedireceğim sana o zaman. He. Aynen, birazcık. Yerken de kilo vereceğiz mi bu sefer? Veriyorum zaten. He. Hareketten biraz arttırırız ama al yoksa olmaz, çıktırdıramaz. Enerji şart. Ben şaşırdım. Şu an gerçekten şaşırdım. Ben bilerek bana bu kadar az yedirdiğini düşünüyorum. Abi sen kendin az yiyormuşsun. Ya ben az yiyormuşum. Ben yedirmekten çok kaçınan bir adam değilim ya. Yani iyi antrenman yapıyorsan, hakkını veriyorsan ye. Bu arada bir şey diyeyim mi? Az önce evden çıkıyorum. Komşu gördü işte. Dedi ki, oğlu da hafiften belki oğlu. Samet deden dedi, yanında dedi, ismini söyle, oğlunu dedi al da dedi. O da dedi biraz zayıflasın. Dedim abla önce dedim o iş dedi mutfakta bitiyor. Önce dedim mutfağa girecek. O diyor aç kalmaz ki dedi. Annem de oradan diyor ki diyor akşama kadar yiyor zaten. Bu diyor nasıl spor yapıyor? Bunu nasıl diyetli be ben anlamadım diyor. Evet, anne demedi mi vermiyor biz ona kilo. He maşallah diyor sesini çıkartmıyor. Bana akşamları söylüyor kaç gram tavuk hazırlayayım sana geç gideceğim zaman. Tabii tabii tartıya koyuyor tavuklarımı. Arada lazım şey yapıyor yardımcı oluyor. Onu da burada çözmeyeceğim artık ağlayacağım. Evet, o yüzden ben onu korka korka mesajı soramıyordum. Dedim videoda şimdi sorayım en azından. Videonun şeyin kamera arkasını unutmayayım. Ben sonu demedim. Aynen. Allah'tan yarın hoca tatile çıkıyor da bir hafta böyle unutur onu. Ama hoca şimdi şöyle bir şey var ya. Ben sonuçta bu sürece çok dışarıdan dahil olduğum gibi hissediyorum kendimi. Eskiden tamam spor yapıyordum ama şu an çok başka bir dünyanın içindeyim. Evet. Eskiden kendimi böyle spora giderken nasıl diyeyim yani... Bir süreçmiş, bunu süreci tamamlayacakmışım gibi görüyordum. Şu an mesela mutlu oluyorum gittiğimde. Akşam olsun spora gideyim kafasında. Değil gideyim mi? Ağırlık kaldırayım, çalışayım. Ya, ağırlık antrenmanı hem stresi gerçekten evet. Alıyor günlük olarak yani gün içindeki stresini hem de vücut serotonin salgılıyor. Hem keyiflisin, mutlusun. Evet, çok mutluyum. Ya, güzel. Çok ya, kilo mutluyum. Veriyorsun, güzel bir görüntüye sahip evet. Oluyorum. Valla elin yüzün gençleşmiş ya. Evet, herkes aynısını söylüyor biliyor musun? Tamam. Yüzün de güzelleşmiş, evet, tatlılaşmışsın. Evet, evet. Yazın. Öyle öyle ya. Instagram adresimi bırakıyorum DM'den. Ben de şeyi mesela zor yapıyorum o yüzden. Sevmiyorum o yüzümü o halini. İşte balk döneminde öyle kilo alıyoruz elim yüzüm evet, şişiyor. Biraz şişiyor değil mi? Yani sevmiyorum ama mesela kilo verdikçe yüzüm böyle hafif indikçe hem daha böyle güzel gözüküyor hem de genç duruyorsun yani. Hoca bu arada bu videoyu bugün burada çekiyoruz da buranın benim için farklı bir önemi var. Nedir? Şu arkadaki tablo arka plan var ya. Evet. Benim mutluluğum burası sağlıyor ya. Sen yoktun tabii. Sen yoktun tabii. Ben ölçümü aldıktan sonra hocayı beklemedim. Fotoğrafları da çektim. Biriktiriyorum. Üçüncü ayda yani 90. gün o fotoğrafları paylaşacağım. Sonrasında da 2 haftada bir fotoğraf paylaşmaya devam edeceğim. Ama ilk fotoğrafımızı 90. gün dedik. Sonrasında da sosyal medya hesaplarımda fotoğraflarımı paylaşmaya devam edeceğim. Ama ilk fotoğrafı 90. gün. Şimdi... 138 ile başladık. Doğru. Şu an kilomuzu daha söylemedik. Yok söylemedik. Geçen haftaki kilomuzu söyleyelim mi? Evet. 2 hafta önce. Pardon özür diliyorum. Geçen ölçüm demek isterim. 123.8. Tarihte 17 Ağustos. Evet. Bunu da almışsın Eylül 1 tam. Evet tam 2 hafta. 14. Aynen öyle. 118.9. Yani arada tam 4 kilo oynuyor. 3.9 kilo. Yanlış hesaplamadım. 100 gram da bir tuvalete çıkar gelir veririm yani derdin olacaksa o. Aynen öyle. Tam 3.9 kilo. Yani 118'i artık gördük. 120'den düştük. 90. günde senin peki aklındaki rakam nedir? Benim kafamda şimdi bir rakam var ne aslında. Ne kadar oldu? 2 ay oldu tam. 8 hafta. Oldu, evet. Tamam bir ay var. Yani ortalama bu hızda devam edersen 110'u rahat göreceğimize inanıyorum ben. Yani 9 gider mi diyorsun? Şimdi bu şeye baktığımızda 138 küsürlerden ölçtük. Evet. Her 4 haftada bir 9-10 kilo verdik. Evet. Hatta biraz şov olsun diye, açık konuşayım biraz şov olsun diye son haftalarda ben senin biraz daha gazını açarım. Ayarı açacağım mı? Aynen 110 ver bana böyle gel. O güzel fotoğraflarını çek diye ondan sonra yine rolantiye bağlarız. Peki bir şey diyeceğim hoca. Ne? 109'u görebilir miyiz bir dahaki ölçümde? Şeyde, bir dahaki ölçüm değil pardon. 2 hafta sonra. 90. Yok, fotoğraf çekiminde.
109'u göstereceğim ben sana. Gösterecek misin? Söz. Ben de 109'u göreceğim. Söz. İradeyle. Hatta ne gerekiyorsa yapacağım. Sabah kardiyolarını arttıracağım gerekirse. Ben söyleyeceğim sana hepsini. Ne yapacağım? Tamam. Son 2-3 gün birkaç beni çünkü manipülasyon. Beni motive edecek rakamlardan bir tanesi 109, bir tanesi de 99. Evet. Cheat day soruyor bana herkes. Ödül günün yok mu, ödül günün yok mu? Benim öyle bir derdim, öyle bir şeyim yok. Çünkü yani yarın atıyorum bir hamburger yiyip bu sisteme devam etsem benim için değişen hiçbir şey olmayacak. Hiç gerek yok. İnan ama bir cheat day yapacaksam da bunu... Beraber yaparız. 90'larda falan... 100'ün altına düştüğünde... 99'a düştüğümde bir cheat day geliyor mu? 100'ün altına düştüğünde sırf onu böyle hafif bir kutlamak ve metabolik hızını biraz arttırmak amaçlı. Evet. Bunu ciddi söylüyorum. Hem biraz öyle çünkü vücut alışıyor. Düşük diyet, düşük diyet, düşük diyet. Tamam biliyorsun. Gel. Gel. Mikrofona konuş. Orada biraz daha böyle hem sürdürülebilmesi açın hem de metabolizmanı biraz hızlandırsın diye farklı bir besin kaynağı iyi olur. Şimdi ben cheat day için şöyle bir şey düşündüm. O da büyük bir şey değil ya. Bir tane hamburger bu kadar. Ufak bir şaka. Patates tabii canım. Ben ne düşündüm olacak biliyor musun? Cheat day değil, cheat meal bir tane bir öğün. Öyle gün yok yani. Ben ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Sofralar, rakılar. Yok lan alkol yok. Alkol hiçbirine yani, koymadım. Biliyorum zaten. Düşündüğüm tek şey sadece video çekmek adına. Dedim ki atıyorum sabah kahvaltısı için bir öğün. Yani 4 tane seçenek belirleyelim. Tamam mı? Öğlen yemeği için 4 seçenek, akşam yemeği için 4 seçenek. Instagram hesabımda ben bunu anlık paylaşayım. Tamam mı? YouTube'a video çekelim aynı zamanda. Instagram hesabımda paylaşayım. 1 saat içinde kim oylamada en çok seçerse işte atıyorum A şıkkı menemen, işte B şıkkı sucuk falan. Hangisini işte ilk 1 saat içinde çıkarsa kahvaltımızı o şekilde yapalım. Öğlen yemeğinde atıyorum işte 4 seçenekten hangisi yüzdesi yüksek olursa onunla geçirelim. Şöyle yapalım. Yok o day yapamayız. Onu yapamaz mıyız? Meal yaparız. Ne zaman yapabiliriz onu peki? Öyle yani bir video çekmek istiyorum çünkü. 90'ın altına biraz düşeriz. 80 oynarız yani. Küsürlerde. 80, okay. 6, 7, tamam. O video için ben elimden geleni yapacağım. Çünkü oynayabilirim orada biraz daha rahat. Tamam. Ama 90'ın altına düştüğünüzde bir öğün meal. O da şunu yapabilirsin. Nacizane fikrim. İşte önce hamburger ve pizza mı, yanına işte bir şey daha, dürüm mü? Bu seçeneklerin arasından en çok hangisi? Tamam, o zaman nerede? İşte hamburgerci Beşiktaş'taki mi, Kadıköy'deki mi, Karaköy'deki mi? Siz seçin. Güzel birkaç tane seçeriz. Onlar nereye seçerse oraya gideriz. İşte benim anlatmak istediğim konu aslında bak, biz bu videolara başladığımızdan beri şu adamla belki 3 ya da 5 kere oturup böyle içerik çalışabilmişizdir. Anlatmak istediğim hep konu bu aslında, biliyor musun? Bir fikir var, farklı bir fikir var. Bunları birleştirip bir şeyler çıkartalım diyor. Tamam, birleştirdik. O zaman cheat day değil, cheat meet de beraber. Önce yemeğin boyutunu seçeceğiz. Yani önce ne olduğunu. Seçenek belirleriz. İşte şöyle yapalım. Pizza kesin olur. Bir şey daha, bir iki bir şey daha koyarız. Bir tane yapalım, üç seçenek olsun. Şöyle yapalım. Ne yapalım? 4 seçenek olsun gene. İkisini tamam. Sen yaz, ikisini ben yazayım. Yani tamam. Tamam. Ama gidip de öyle orospuluk yapmak yok. Yok ya. Tatlı yok bu arada. Atıyorum tatlı istemiyorum. İskender yok, olur, yok. Hamburger olur, pizza olur. Yanına ne bileyim dürüm gibi bir şey olur. Şey. Okey. Reklam ver misin? Ver. Belki reklam alırız. Ha, aynen. İşte tamam onları seçtikten sonra nerede? İşte seçenekleri sıralarız. Şu mekan. Peki porsiyon? Ya işte bir tane ya. Bir hamburger yani ortalaması 1,5 falan olmaz yani. 130 gram et veriyor. Hadi olsun 140 gram. 1,5 olmaz yani. Yok abi. Evet, yağ oranına biraz yağ değinelim. Yağ oranında geçen 2 haftaya göre tam tamına %2 düşmüş. %2. Aynen öyle. %2'lik bir kısım. Önceki haftalarda bu kadar net bir aslında sonuç almamıştık. Yani işte hızlanmaya başladı. Evet. Sen şimdi vücut yağ yakmaya artık adapte oldun. Evet. Bir de unuttuğun bir şey var. Son 2 haftadır benim kullanmış olduğum bir L-karnitin var. Aynen öyle. Wing Pro L-karnitin. Hemen bir ürün tanıtımı. Yok gerçekten. Kişi çıkartıp burada ben göstereyim. Yani yağ hücrelerini. Şuraya koyacağım ben. L-karnitin mi? Evet. Wing Pro L-karnitin. Bunun vişnelisi. Limonlusu. Ben limonsunu limon kullanıyorum. Ben bir de elmalısı var. Yani içesim geliyor. Kafama dikleyesim geliyor. Aa, ben sabah bir shot attım. Story'de gördün mü? Benim daha önce çalıştığım markadaki L-karnitin vardı. Ya kötülemek için demiyorum. İşe yaramamasından demiyorum ama tat olarak gerçekten... Marka verebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Proteini hoş. Yok ya. Proteini hoş değil de. Bilen biliyordur da yani gerçekten çok acıydı. Hani
fayda etmemesini geçtim. Ediyordur, etmiyordur. İçeriyle alakalı konuşmuyorum. Ama evet, ciddi tadı kötüydü. Ben ilk videomla işte bu Wing Pro'nun Erkan Efendi'ni içerken böyle bir yüzüm garipsedi. Dedim ki acaba hani oyundan bir yine içtim. Mi? Bayağı içli suyu. Çok güzel ya. Çok güzel. Limonlusu da öyle bu arada. Ben arda arda yani 10 şatada. BCA'nın elmalısını içiyordum. Şeftali yeni çıktı. Sırf içmek için yanında yemeğin bir şey. Böyle işte buz atıyorum, buzluğa çıkarıyorum, karıştırıyorum şeftaliyi falan. Yemeğin yanında bildiğin şey, meyve suyu içiyorum. Bu arada yani benim BCA kullanmam gerekiyor mu şu an süreçte? Ya aslında biraz daha indikten sonra kalorinle artık böyle şey kas kaybetmemek için BCA destekleyebiliriz BCA ile. Hoca bir iki haftayı daha geride bıraktık. Evet, sorun yok. Bir iki haftayı daha, geride bıraktık. Ben aşırı memnunum senin bu ilerleyişinden. Ya benden daha hevesli olmaya başladı. Evet, ben güzel ciddi anlamda artık şeyi merak ediyorum. Vallahi diyorum kendime ne olacak ya. Dün bu arada bana kolum yağlı bile olsa kolumu sorar. Kaç santim, kaç santim, kaç santim. Ölçelim. Paylaşıyorlar ya. Yo ben dün ölçtüm, soğuk ölçtüm bir de 40-41 geliyor. Güzel. Ya şöyle şimdi... Çok da bu arada eskisi gibi yağlı değil. Yağlı, sulu tabii ki vardır da... Senin... Kas bağlantın uzun. Aslında senin kolun küçük değil ha. Evet. Yani adelelenmeye başladığında gerçekten kolun büyüktür. İyi bir kol yapacağız yani. Kesin yaparız. Kesin yaparız. Yaz, seneye yazın atletle dolaşmak. Hangi atlet? Ya, bayağı. Ben millete çıplak büyük konuştum, küfür ettim. Dedim ki çıplak dolaşmazsam, kilo veremesem bile, vücut yapamasam bile çıplak dolaşacağım ya. Öyle and içtim. Ben şu gömleğin daha önce sana bu kadar rahat olabileceğine inanmıyorum. Evet. Bu gömleği ben bir de en son giydiğimde böyle çıkıyordu bildiğin. Evet. Şimdi şişiriyorum ama şimdi şu kemer hizasından bile artık. Ya şu an muhtemelen hayat kaliten artmaya başladı. Oğlum dur. Üçüncü ayda göstereceğiz. Yo, spoiler verdim. Ne olmuş? Takipçilere spoiler. Merak etsinler. Güzel. Eskiden olaya böyle çok dışarıdan... Şu an aslında kendimi dışarıdaymışım gibi gördüm. Oyunun içinde değilmişim aslında ben. Evet. Öncelikle spor yapmadım, bir süreç olarak görüyordum. Şu an ciddi anlamda artık şey olarak görüyorum. Öğreneceğim çok şey varmış. Sanki böyle sıfırdan başlamış gibi hissediyorum. Bazı şeyleri azından böyle sıfırdan görüyormuş gibi hissediyorum. Ama benim hoşuma gidiyor. Hani mesela diyorsun ya, normalde ben kendim diyet yapmış olsam, hani kendimi sıksam böyle, karbonhidrat komple kesiyordum ben çünkü. Fındık ezmesini mesela asla gidip de şekerlisini almazdım. O kadar dikkat ederdim. Şimdi biraz daha şey boyutundaymışım. Nasıl diyeyim? Fazla adapte oldum ciddi anlamda ama bazı yerlerde böyle kaçırabiliyorum bazı şeyleri. Olabiliyor. Dikkatsizlik canım. Aynen yapabiliyorum. Olabiliyor. Normal gayet. İşte orada destek burada aslında işe yarıyor. Yani ben de destek alıyorum tıkandığım yerde. Hı hı. Özellikle diyetin sonlarına doğru, hele ki yarışma zamanları böyle adaptasyonun kaçıyor. Birilerinin sana destek olması gerekiyor. O yönden. Şimdi senin de bir yerden sonra sen de bana arada mesaj atıyorsun ya işte kafam almıyor bazı zamanlarda. Zaten bugün Murat abiye de söyledim. Dedim abi dedim ya bazen ciddi anlamda şöyle psikolojiye kapılıyorum. Diyetimi bozmuyorum tamam mı? Hani diyetten yana sıkıntım yok, spordan yana sıkıntım yok ama psikolojikmen böyle bir ağırlık çöküyor üstüme. Kilo almışım gibi hissediyorum. Ciddi anlamda. O zaman yoruluyorsun. O aralar işte dinle. Kilo almış gibi hissediyorum. Diyorum ki lan boşa mı yapıyorum şu an? Aradan bir yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor. Akşam oluyor. Pre-workout'a bir çakıyorum baba. Salona bir gidiyorum. -20. Arkada mehter marşı. Aynen arkada mehter. O zaman sözünü verdik. Bir sonraki ölçüm gününde 109'u göreceğiz dedik. Yok ya 3. Böyle bir şey yok. Bir sonraki değil ondan sonraki ölçüm üçüncü gününde. 3. ay sonunda yani bir ay sonra. Hoca onun sözünü göreceğiz. Verdi 109'u göreceğiz. Daha sağlam bir motivasyonla. Enima'nın konserinde görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ölçüm videosunda görüşmek üzere. Kanalıma tekrardan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Hocamın Instagram adresini de bırakıyorum. Bana Instagram'dan sormayın kardeşim ya. Kaç kilo verdin kanka? La paylaşmışım. Gir buna koyayım. Bak 2 dakika. Adam burada bunu boşuna mı çekiyor? Gir bak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Selametle.